Hepimizin gündemlerine de derin derin parantezler açıyoruz. Biliyorsunuz hayata dair de telefonların pahalılığı, vergiler de yüksek. Ne oldu? Kayıt dışı cihazların sayısı arttı. Haberimizi izleyelim. Üzerine uzmanımızla konuşacağız. Bir cep telefonu alırken 4 ayrı vergiden bahsediyoruz esasında. Devletin şu anda uygulamış olduğu kayıt ücretlerinin çok fazla olması ve haliyle ekonominin de biraz sıkıntılı olmasından dolayı özellikle genç nesil şu anda kaçak telefona yöneliyor. Sayıları her gün artıyor. Daha uygun fiyatlı olduğu için tercih ediliyor. Telefonların pahalılığı, yüksek vergiler kaçak cihazların sayısını arttırdı. Rakamlar tam 3,5 milyona çıktı. Bu durum yıllık 30 milyar TL vergi kaybına yol açtı. Vergi ödememek için, aslında kayıt ettirmemek için bir yol, fakat bu da devletimize zarar veriyor gerçekten. Ama insanlar şu anda çaresiz. Öyle bir duruma geldik ki herkes kaçak telefona yönelmiş durumda. Tabii %35 nispetinde kayıt dışılık barındıran sektör açısından firmalar birçok olumsuzluklar yaşarken beraberinde hazine açısından da ciddi anlamda bir vergi kaybı söz konusu. Pahalılık kaçak telefonlara rağbeti arttırdı. Vatandaş yüksek vergi oranlarından dolayı yurt dışı telefonlara yönelmiş durumda. Şu anda asgari ücret yaklaşık 17.000 TL civarında, fakat bir telefon 100.000 TL civarında. Dolayısıyla insanlar buna ulaşamıyorlar. Uzmanlar telefon fiyatları ve vergilerde indirime gidilmediği takdirde kaçak cihaz sorununun çözüleceğini düşünmüyor. Kayıt ücreti şu anda 35.000 küsür TL. Yılbaşından sonra 45.000 TL gibi olacağı söyleniyor. Zaten bu telefonun yurt dışı fiyatı şu anda 60.000 TL civarında. Dolayısıyla 60 bin liraya almak gerekirken insanlar Türkiye'de 100 bin, 110 bin, 120 bin, bunların hafızasına göre fiyatlar değişiyor. BDDK'nın cep telefonu alımlarında kredi kartlarına yönelik olarak taksit sınırlandırması getirmesi. Ancak en önemli sebebin vergi yükü olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumun önüne geçmek güç. Alım gücü iyileştirilmediği takdirde kaçak telefonların piyasada önemli bir oranda olması bekleniyor. Efendim, şimdi bu konuyu değerlendireceğiz. İstanbul Beykent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Doçent Doktor Batuhan Tuğfener konuğum. Batuhan Bey, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar Canan Hanım. Şöyle sormak istiyorum. Ne oldu şimdi yani? Ben bu haberdeki verilerden ne anlamalıyım? Sade vatandaş olarak soruyorum. Bir tarafta vergi, bir tarafta fiyatlardaki artış. Yani kayıt dışılık mı arttı? Kayıt dışılıkla mı mücadele edeceğiz? Onun getirisi bunun götürüsünden daha mı fazla? Evet, vergi ve pahalılığın getirisi kayıt dışılığın götürüsünden. Buyurun. Şimdi özel tüketim vergisine baktığımız zaman bu harcama üzerinden alınan bir vergi olduğu için toplumdaki herkesi aslında yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla ÖTV'nin Türkiye'nin bütçe gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu cep telefonundan tutun, yani araçlara kadar bütün mal ve hizmetlerin çoğundan alınan bir vergi. 2023 yılı içerisindeki Türkiye'de tahsil edilen ÖTV'nin toplam vergi gelirleri içerisindeki payına baktığımız zaman yaklaşık %17,3 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yani toplamda aslında 928 milyar 195 milyon TL'lik bir vergi geliri elde ediliyor. Şimdi bizde tabii ki durum biraz daha farklı. Yani OECD ülkelerine baktığımız zaman bu oran %30'lardayken bizde %70'ler civarında. Dolayısıyla burada Türkiye'de kayıt dışı cep telefonu sayısı az önce haberde de ifade edildiği gibi 3,5 milyon adet olduğu tahmin ediliyor. Bu durum tabii her yıl devletin 30 milyar lira gibi bir vergi kaybına uğramasına neden oluyor. Türkiye'de cep telefonlarındaki vergi oranları da yaklaşık %50 dolaylarında. Şimdi burada eğer bir örnek vermek gerekirse herkesin yakından bildiği elma logosu olan bir son model cep telefonu. Ben İtalya'daki fiyatından bahsedeyim. 1490 euro, yani Türkiye fiyatıyla 54.500 TL. Burada ayrıca bir Türk vatandaşı gidip yurt dışından, Avrupa bir ülkesinden telefonu aldığında yaklaşık %7-8 civarında bir tax free uygulanıyor. Dolayısıyla telefonun ham fiyatı 50.500 TL'ye denk geliyor. Cep telefonları için alınan IMEI kayıt ücretine baktığımızda bu yıl 2024 yılı için 31.692 lira. Dolayısıyla IMEI kayıt ücreti 45 olacağından bahsediliyor, evet. Evet, daha 45'e geçmeden bile yani şu an 82.000 TL civarına gelirken Türkiye'de aynı fiyat, aynı cep telefonun fiyatı 100.000 TL. Yani yaklaşık 18.000 TL bir fark var.
Tabii burada devlet yurt dışı cihazlara yönelmek açısından bir gelir kaybı yaşıyor. Üç açısından burada vergi oranının bir noktaya kadar yükseltilmesi tabii ki vergi gelirlerini arttırabilir, ancak bir noktadan sonra artık vergi oranlarının yükselmesiyle beraber vergi gelirleri de düşüyor. Yani artık tüketiciler kayıt dışına doğru yönelmeye başlıyorlar. Burada peki ben soruma cevap alamadım. Sorum şu aslında, vaktim de çok kısıtlı olduğu için ne olur mazur görün Batuhan Bey. Soru şu, bu oranlar düşse kayıt dışının önüne daha çok geçilmiş olur mu? Yani devletin kasasında daha çok para kalır mı? Yani hem vatandaş rahat eder hem de bu kayıp önlenmiş olur mu? Şimdi tabii ki burada ÖTV indirimine gidilmesi kayıp vergi gelirlerini geri kazandırma potansiyeli taşıyabilir. Böyle bir indirim cihaz fiyatlarını düşürerek kullanıcıları yurt dışı cihazlara yerine yurt içi cihazlarına yönlendirilebilir. Ancak burada vergi gelirindeki kaybın geri kazanılabilmesi için indirimin etkili bir şekilde uygulanması ve tüketici davranışlarını da olumlu yönde değiştirmesi gerekiyor. Bunun için bazı tedbirler alınabilir. Yani direkt vergi indirimi yerine geçici indirimler veya deneme süreçlerine gidilebilir. Cep telefonlarındaki vergi indirimleri açısından. Bir diğer yöntem denetim ve bilgilendirme ile destekleme olabilir. Yurt içinde alınan cihazlara bazı teşvikler verilebilir. Garanti kapsamı uzatılabilir veya destek hizmetleri artırılabilir ki tüketiciler yurt içi ürünlere evet yönelsin. Kayıt dışı önlenebilir. Pekala, Doçent Doktor Batuhan Tuğfener, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve bizleri bilgilendirdiğiniz için. Efendim bu konuyu konuştuk.